Bir Mahir'i görelim, Mahir'le konuşalım, mağir kılışla. Ee, Mahir merhaba, meclistesin bütçe görüşmeleri de bir taraftan devam ediyor, gergin de geçiyor, tartışmalarda bir şekilde yansıyor. Bugün de üçüncü gün biliyoruz. Ee, İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2022 bütçeleri görüşülecek. Ee, nedir, nasıl geçti? Ya bugün ne bekleniyor, ne konuşuluyor da az? Evet yaklaşık bir saat önce mesai başladı Hülya Ökenek. Bugün iki bakanlığın bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. İlk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıki görüşmeleri şu dakikalarda devam ediyor. Ardından da akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı bütçesinin meclise ele alınmasını bekliyoruz. Gruplar adına konuşmalar gerçekleştiriliyor ki her grup için bir saatlik 60 dakikalık konuşmalar. Söz konusu, beş grup söz konusu ve e, 300 dakikaya yakın bir konuşmaya tekabül ediyor. Bu konuşmalar bittikten sonraki grubu olmayan partilerden de söz alanlar var. E, gruplar adına konuşmaları bittikten sonra bakanlar Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye geliyor ve hem eleştirileri hem de milletvekilleri kendilerine yönelttiği sorulara yanıt veriyorlar. Dediğimiz gibi ilk etapta Sanayi ve Teknoloji Bakanı ardından da İçişleri Bakanı bütçesi görüşülecek. Akşam saatlerinde iki bakanın da kürsüye gelmesini bekliyoruz. Tabi bakanlıkların bütçesi görüşülüyor ancak güncel konularda meclise yine tartışılıyor, ele, ele alınıyor. E, ekonomideki durum, dövizdeki artış, asgari ücret, olası bir erken seçim, ittifaklar tüm bu sıcak başlıklar meclis genel kurulunda tartışılıyor diyebiliriz. Bu noktada zaman zaman tansiyonun da arttığını ifade edelim. Meclis mesaisine pazartesi günü başlamıştı. Bütçenin geneli üzerinde görüşmeler başladı. Gruplar adına konuşmalar yapıldı, tartışmalar yapıldı ki geç saatlerde saat gece arasına kadar o gün mesai devam etmişti. Ardından pazartesi daha sonra düzeltiyorum salı günü Enerji Bakanlığı bütçesi görüşüldü ki o da yine gece 22'ye kadar burada mesai yapılmıştı. Bugün kritik günlerden bir tanesi Ziyaret İçişleri Bakanlığı bütçesi hem önemli hem büyük hem de neredeyse her İçişleri Bakanlığı bütçesinde tansiyon arttığını ifade ederiz. Geçtiğimiz sene de o şekilde olmuş yine gece geç saatlere kadar mecliste çalışmalar devam etmişti. Bir kez daha ifade edelim. Bugün iki bakanlığın bütçesi görüşülecek. Birincisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şu dakikalarda görüşmeler devam ediyor. CHP grubu adına milletvekilleri genel kurulda konuşuyor. Hem soruları hem de dediğimiz gibi eleştirilerini yöneltiyorlar. Ardından diğer gruplar MHP, İYİ Parti, HDPF AK Parti'den de birer saatlik konuşmalar gerçekleştirilecek. O konuşmalar bittikten sonra grubu olmayan partilerden de söz alan milletvekilleri olacak hiç şüphesiz. Gruplar adına konuşmalar bittikten sonra Mustafa Varank, Bakan Varank kürsüye gelecek. Ve eleştirilerle soruları yanıt verecek. Ardından akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesini bekliyoruz. Orada dediği gruplar adına konuşmalar yapıldıktan sonraki güncel başkıradış şüphesiz girilecek. Yeni Plan Bütçe Komisyonu'nda sert tartışmalara sahne olmuş İçişleri Bakanlığı bütçesi. Bakan Soylu ile muhalefet milletvekilleri arasındaki o tartışmaları o gerilimi haberleştirmiş bizler de. Genel kurulda da yine o sıcak başlıkların el alınması bekliyoruz ancak Bakan Soylu'nun konuşması öyle görünüyor ki gece geç saatlerde olacak diyelim ve sözü meclisten tekrar sana bırakalım Hülya. Hayır teşekkürler sağ olasın.